Ve Plus sunar. Bayramı 26 Eylül. Dolayısıyla programa önce Türk Dil Bayramı konusunda, zaten programımızın da adı Türk Dili ve Tarihi olduğu için o konuda birkaç söz söyleyerek ve Karamanoğlu Mehmet Bey'i anarak başlamak istiyorum. Bugün Yusuf Yanç Bey'in bu konudaki bir yazısı elime geçti. Bizler de bildiğiniz gibi Oktay Sinanoğlu'yla 10 yıllarca bu konularda Türkiye'de epey bir çalışma yaptık. Türkçenin önemi, ana dilde eğitim gibi. Dolayısıyla Yusuf Yanç Bey'in bu konuda göstermiş olduğu duyarlılık ve yazdığı bu yazıdan dolayı her şeyden önce kendisine teşekkür ediyorum. Ve bugün 26 Eylül olduğu için 1226-1283 yılları arasında yaşamış olan Karamanoğlu Mehmet Bey'in bize Türk Dil Bayramı'nı bir yerde hediye etmesiyle Yusuf Yanç Bey'in Arıyorum adlı yazısını önce size takdim etmek istiyorum. Karamanoğlu Mehmet Bey'i arıyorum. Göreniniz, bileniniz, duyanınız var mı? Bir ferman yayınlamıştı. Bugünden sonra divanda, dergâhta, bergâhta yani otağa veya izinle girilebilen yer, mecliste, meydanda Türkçeden başka dil konuşulmamaya. Hatırlayanınız var mı? Dolanın yurdun dört bir yanını, çarşıyı, pazarı, köyü, şehri, fermana uyanınız var mı? Nutkum tutuldu. Şaşırdım, merak ettim. Dolandığınız yerlerdeki Türkçe olmayan isimlere, gördüklerine, duyduklarına üzüleniniz var mı? Tanıtım demo. Sunucunun spiker, gösteri adamının showman, radyo sunucusunun disc jockey, hanım ağanın first lady olduğuna şaşıranınız var mı? Dükkanın store, bakkalın market, torbanın poşet, mağazanın süper, hiper, gross market, ucuzluğun dumping olduğuna kananınız var mı? İlan tahtasının billboard, sayı tabelasının scoreboard, bilgi alışının briefing, bildirgenin deklarasyon, merakın, uğraşın, hobi olduğuna güleniniz var mı? Bırakın eli, özün bile seyrek uğradığı beldelerin girişinde welcome, çıkışında goodbye okuyanınız var mı? Korumanın muhafız, bodyguard, sanat ve meslek pirlerinin duayen, itibarın, saygınlığın prestij olduğunu bileniniz var mı? Sekinin alanın platform, merkezin center, büyüğün mega, küçüğün mikro, sonun final, özlemin hasretin nostalji olduğunu öğreneniniz var mı? İş hanımızı plaza, bedestenimizi galeriya, sergi yerlerimizi Saint Room, Showroom, büyük şehirlerimizi Megakant diye gezeniniz var mı? Yol üstü lokantalarımız fast food, yemek çeşitlerimiz menu,
Menü. Hesabın adisyon diye ödeyeniniz var mı? İki katlı evimizi dubleks. Üç katlı komşu evini tripleks. Köşklerimizi villa, eşiğimizi antre, bahçe çiçeklerini flora diye koklayanınız var mı? Sevimlinin sempatik, sevimsizin antipatik, vurguncunun spekülatör, eşkıyanın mafya, desteğe bilmediğiniz koltuk çıkmaya sponsorluk diyeniniz var mı? Mesireyi, kır gezisini, piknik, bilgisayarı, kompütür, hava yastığını, airbag, pek olasıcılar oluru, pek alayı, okey diye konuşanınız var mı? Çarpıcı önemli haberler, flash haber. Yaşa, var ol sevinçleri, oley, oley. Yıldızları star diye seyredeniniz var mı? Vırvırık dağının tepesindeki köyde, kafe shop, lefasının altında, acının da acısı kahve içeniniz var mı? Toprağımızı, bayrağımızı, inancımızı çaldırtmayalım derken, dilimizin çalındığını, talan edildiğini, özün el diline özendiğine, içinizin yananınız var mı? Masallarımızı, tekerlemelerimizi, atasözlerimizi unuttuk. Şarkılarımızı, türkülerimizi, ninnilerimizi kaybettik. Türkçemiz elden gidiyor. Dizini döveniniz var mı? Karamanoğlu Mehmet Bey'i arıyorum. Göreniniz, bileniniz, duyanınız var mı? Bir ferman yayınlamıştı. Hayal meyal hatırlayıp da sahip çıkanınız var mı? Evet, Yusuf Yanç Bey'in bu yazısıyla bugünkü programımıza 26 Eylül olduğu için Türk Dil Bayramımızı kutlayarak başlayalım. Şimdi gene programımızın Türk dili ve tarihi olduğu için tarihimize, Türklüğümüze hizmet edenleri sizlere tanıtmakla bugün devam edeceğiz. Bugünkü birinci tanıtacağım insan Mir Seyit Sultan Galiyev. Mir Seyit Sultan Galiyev 13 Temmuz 1882'de Başkurdistan'ın Tuva şehrine yakın bir köyde doğmuş. Yani Atatürk'ten bir yaş küçük. Babası öğretmen, 12 kardeşler, yani Sultan Galiyev'in kendinden başka 11 tane daha kardeşi var. 1912'de Sultan Galiyev Moskova'da okuyor. Tatar köylerinde öğretmenlik yapıyor. Ufa, Kazan, Bakü gibi şehirlerde gazetecilik yapıyor. 1915'te yeniden öğretmenliğe dönüyor. Bakü'de Kız Pedagoji Enstitüsü'nde öğretmenlik yapıyor. Azerbaycan'da bulunduğu müddette Mehmet Emin Resulzade ve Milli Musavatçılarla dost oluyor ve ilk Musavat Partisi'nin de orada kurulmasında rol oynuyor. Türkleri ve Müslümanları Rus boyundurundan kurtararak, şöyle kendi gençlik resmini de koyalım. Türkleri ve Müslümanları Türk boyundurundan kurtararak sosyalist ve komünist bir devlet çatısı altında birleştirmeyi denedi. Bunu en kapsamlı bir şekilde deneyen Sultan Galiyev'dir. Bu konuda öncü ve en büyüğüdür. Şimdi biraz sonra zaten bunun içeriğini biraz daha açmaya çalışacağım. Sultan Galiyev, milli komünizmin fikir babası ve kurucusudur. Yani kendisinin hiçbir zaman kendi etnik yapısını, Türk kültürüne olan bağlılığını kaybetmemiş bir insandır. Ama yaşadığı dönemi söyledim, 1882'de doğduğunda Çarlık Rusyası idaresi altındadırlar ve Çarlık Rusyası özellikle Türk ve Müslümanlara karşı çok şiddetli baskı uygulamıştır. Sonra 1900, biraz sonra bahsedeceğim gibi 17'lere, yani Ekim İhtilali'ne gelindiği
ortamda Müslümanlar ve Türkler özellikle Rus Çarlığı'nın baskısından kurtulacağız, kendi hürriyetlerimize ve bağımsızlığımıza kavuşacağız ümidiyle yeni oluşumu tam olarak desteklemişlerdir. İşte Türkleri ve Müslümanları Rus boyundurundan kurtararak sosyalist ve komünist bir devlet çatısı altındaki birleşme denemesini bugün söz konusu ediyoruz. Sultan Gali'ye 1917 Şubat devrimi sırasında Bakü'dedir. Öğretmendir zaten biraz önce söylediğim gibi. O günlerde Lenin tarafından Kafkasya'dan Moskova'ya çağrılır. Müslüman Sosyalist Komite Sekreterliğine seçilir. Ardından Devrim Konseyi üyeliğine seçilir. Stalin'in yürüttüğü Uluslar Komiserliği ikinci başkanlığına getirilir. Müslüman Uluslar Komiserliği birinci başkanlığına ve en sonda da Müslüman Kızıl Ordusu Genelkurmay Başkanlığına getirilir. Yani Ekim 17 devriminde çok hızlı bir şekilde Müslüman Kızıl Ordu'nun başkomutanı, Genelkurmay Başkanı kadar olmuştur. Ve en gelişmiş zamanlarda bu ordu 250 bin kadar sayıya da ulaşmıştır. 2017 Ekim devriminde Sultan Galiyev 35 yaşındadır. Halkların kendi kaderlerini tayin hakkı, yani self-determinasyon ilkesi Lenin'in Çarlık Rusyası'nın baskısı altında ezilen Türk ve Müslüman halklara yönelik bir bağımsızlık çağrısı olmuştur. Yani Lenin bu Ekim devrimini bizi Müslümanlar ve Türkler olarak destekleyin. Biz halklara kendi kaderlerini tayin hakkı, yani self-determinasyon ilkesini uygulayacağız. Yani Çarlık baskısından kurtularak kendi özgür devletlerinizi bir yeri de kuracaksınız ümidini vermiştir. Çarlık rejimi altında yaşayan özellikle Türkler ve Müslümanlar iyice bu konuda umutlandılar. Devrim sırasında ve sonrasındaki iç savaş yıllarında Bolşevik-Melçevik biliyorsunuz mücadelesi, yani Kızıl Ordu ve Beyaz Ordu mücadelesinde Türk Müslümanları bağımsızlık için burada Bolşeviklerin yanında yer aldılar ve özgürlük sözü kendilerine verildiği için Lenin veya Sovyetler olacak olan daha sonradanki siyasi yapının içinde yer aldılar. İşte bu içi yapıdaki en önde gelen Türklerden bir tanesi olan Mir Seyit Sultan Galiyev'i konuşuyoruz. Evet. Fakat Bolşevikler iktidarı güçlendikten sonra, hatta şöyle diyebiliriz, 1924'te Lenin'in ölüp yerine Stalin'in geçmesinden sonra diğer halkların bağımsızlığına engel olunmuş ve çok katı bir Sovyetler Birliği rejimi kurulmuştur. 1920'de devrimin ilk yıllarında vaat edilen sözlere dayanarak Sultan Galiyev ve arkadaşları tarafından Komünist Parti Merkez Komitesi'ne bir kez daha sunulan İdil Ural Sosyalist Cumhuriyeti. Yani Galiyev'in ve arkadaşlarının yapmak istediği ihtilal sonrasında madem Çarlık yıkıldı, biz de bu Sovyetler Birliği içerisinde İdil Ural Sosyalist Cumhuriyetimizi kuralım. Bunu konuda bize söz vermiştiniz şeklindeki davranışlarıdır. Ama bu Bolşevikler tarafından reddedilmiş ve bu olayların sonunda Sultan Galiyev'le Bolşeviklerin yol arkadaşlığı sona ermiş ve muhalefet dönemi başlamıştır. 21 Aralık 1921'de Sultan Galiyev Milletlerin Hayatı dergisinde bir yazı yayınlar. İşte bu zaten bir yerde son noktadır. Rusların Doğu halkları üzerinde yürüttüğü zulüm ve baskı politikasını, Rusların
milletler meselesi üzerinde Rus komünist yöneticilerinin partizan ve taraflı tutumlarıyla ortaya çıkan uzlaşmaz tavırlarını sert bir dille eleştirir. Dediğim gibi Lenin yoktur. Burada ipler artık Stalin'in eline geçmektedir. 12. Parti Kongresi'nde Sultan Galiyev arkadaşlarına ve komiteye yazdığı mektuplar, milli meselelere ilişkin yaptığı konuşmalar ve yazışmalar suç unsuru gösterilerek tutuklanır ve daha sonra tekrar serbest bırakılır. Fakat Stalin'in 1924'te Lenin ölüp de yerine geçmesiyle, Stalin'in emriyle Sultan Galiyev 1928'de ikinci defa tutuklanır. Bir kent soylusu, pan-Türkist, karşı devrimci, burjuva milliyetçisi suçlamaları yapılır. Hatta ve hatta Atatürk'le gizli gizli görüştüğü, onunla beraber karşı devrim planladığı gibi saçma sapan iddialar bile suçlamaların içinde vardır. Ve şunu da biliyoruz ki Sultan Galiyev öldürüldüğü 1940 yılına kadar Atatürk veya Türkiye Cumhuriyeti ile hiçbir direkt teması olmamış, buraya da hiç gelmemiştir. Moskova'da yargılaması yapılır ve 10 sene zorunlu çalışma kampı cezasına çarptırılır. Cezasını çekmek üzere Beyaz Deniz kıyısındaki çalışma kampına gönderilmesine mahkemece karar verilir. Fakat Stalin'in emriyle hücresinde 28 Ocak 1940'ta Moskova'da kurşuna dizilerek idam edilir. Stalin'in katliamları sonucu 1 milyonun üzerinde insanın öldürüldüğü bugün tespit edilmiştir. Bu kayıplardan en fazla Türkler ve Müslümanlar maalesef yara almıştır. Şimdi bir iki tane örnek vereyim. Mesela şu gördüğünüz Törekul Aytmatov, bunu Cengiz Aytmatov'un programını burada yaptığımızda sizlere geniş olarak anlatmıştım. Ama ilk defa seyredenler için özetleyeyim. 1903 doğumludur. 1938'de 35 yaşındayken 137 aydınla birlikte Bişkek'te Stalin'in emriyle, direktifiyle katledilmişlerdir. Ve toplu mezar, öldürüldükleri de hiçbir zaman söylenmemiştir. Cengiz Aytmatov babasının kemiklerine 1991'de 53 yıl sonra kavuşmuştur. Bu Stalin'in yaptığı katliamlara Kırgızistan'dan bir örnekti. Bir başka örnek, Doktor Neriman Nerimanov 1870 doğumludur. 1925 yılında Azerbaycan hükümet başkanı iken Moskova'ya çağrılır ve orada zehirletilerek öldürülür. Neden? Çünkü kendisi 1920-1921'de Azerbaycan hükümetinde Dışişleri Bakanı'dır. 1921-22 arasında da bir yerde hükümet başkanıdır. Bu dönem İstiklal Savaşımızın en civcivli ve dış yardıma ihtiyacımızın olduğu dönemdir. Atatürk'le dostlukları vardır. Atatürk'ün yardım mektubuna cevap verir 1921'de ve derhal 500 kilogram altın gönderir. Gaz ve motorin gibi yardımları yapmanın yanında aslında Buhara Cumhuriyeti'nden Anadolu'ya gönderilmek üzere yola çıkartılmış ve Moskova'ya gelmiş altınlardan 10 milyonu, ki bu 100 milyondur tamamı, 10 milyon altın rubleyi Ankara'ya da gene Nerimanov ulaştırmıştır. İşte zannederim bu suçlarından dolayı 1925 yılında Stalin devrinde kendisi ortadan kaldırılmıştır. Bir başka gene Stalin devrindeki bizim kardeşlerimize yapılan katliamdan bahsedelim. Burada gördüğünüz Macan Cumabay, bu Kazak'tır, şair ve edebiyatçıdır. 1893 yılında doğmuştur. Bakınız 1915 yılında
Osmanlı Çanakkale'de 7 düvelle deniz ve kara savaşlarında boğaz boğaza yüz binlerce ölü vererek mücadele ederken kendisi 22 yaşında oradan uzaktaki kardeşime şiirini yazmıştır. Onu da gene bilgilerinize sunmak istiyorum. Uzakta ağır azap çeken kardeşim, Anadolu'daki Türkleri kastediyor. Solmuş laleler gibi koruyan kardeşim, etrafını sarmış düşman ortasında çöl gibi gözyaşı döken kardeşim. Önünü ağır kaygı örmüş kardeşim. Ömrünce yattan cefa görmüş kardeşim. Hor bakan, yüreği taş, kötü düşman, diri diri derini soymuş kardeşim. Ey pirim, değil miydi altın altay anamız bizim? Bizlerse birer tay bağrında yürümedik mi sezaat? Yüzümüz değil miydi ısık ışık saçan ay? Alaca altın aşık atışmadık mı? Tepişik bir döşekte yatışmadık mı? Anamız olan Altay'ın at sütünden beraber emip beraber tadışmadık mı? Akmadı mı içi bizim için dupduru bulak? Şarıldayıp gürül gürül dağdan inerek hazırdı uçan kuş kopan yel gibi dilesek bir bir atlar tıpkı Burak. Altay'ın altın gününü nazlanarak gelende sen Pars gibi bir er olarak Karadeniz, Akdeniz ötelerine kardeşim gittin beni bırakarak ben kavru, balaban, kanat açamam. Uçsam diye davransam bir türlü uçamam. Yön bulduran, yol gösteren can kalmadı. Yavuz düşman koyar mı şimdi beni vurmadan? Kurşunlar genç yüreğime saplandı. Günahsız temiz kanım su gibi aktı. Kansız kalıp kuruyup bayıldım. Karanlık hapse sıkıca kapattı. Görmüyorum gece gezdiğimiz ovayı. Gündüz güneşi, gece gümüş nurlu ayı. Nazlı nazlı ipek kundaklara sarmalayıp bizi büyüten altın anam Altay'ı. Ey pirim, ayrıldık mı ulu bütünden, dağılıp yılmayan yağan oklardan? Türk'ün Pars gibi yüreği varken, korku kul mu olduk düşmandan sinen? Kudrete hamle eden Türk'ün canı, gerçekten hasta mı, bitti mi hali? Ateşi söndü mü, yürekteki kurudu mu? Kaynayan damarındaki atalar kanı. Kardeşim sen o yanda, ben bu yanda. Kaygıdan kan yutuyoruz. Bizim adımıza layık mı kul olup durmak? Gel gidelim Altay'a, ata mirası altın tahta. Evet, bu satırları 22 yaşındayken Kazakistan'dan Çanakkale Muharebesi'ndeki Türk askerine yazan, uzaktaki kardeşimin şiirinin yazarı da Stalin'den aynı vahşeti gördü. 1938 yılında kurşuna dizildi. Bir başka aydında örnek vereyim. Böyle aslında yüzlerce, belki binlerce Stalin tarafından öldürülmüş Türk aydınından bahsedebiliriz. Ama son olarak Kazak dil profesörü Kuday Bergen Janabuli, 1899 doğumludur. 1938'de yalnız ve yalnız Türk dili üzerine çalıştığı için, profesör olduğu için Stalin tarafından kurşuna dizilmiştir. Evet, Sultan Galiyev ve dolayısıyla Türk dünyasının Osmanlı toprakları dışındaki Türklerinin çok kısa bir geçmişinden bahsettik. Şimdi isterseniz Osmanlı topraklarına dönelim.
Şu gördüğünüz resim maalesef 1920'ler bir düşman teyaresinden çekilmiş olan İstanbul Boğazı'nın ve İstanbul şehrinin görünüşü. Ortada gördüğünüz 55 parça düşman donanması. Evet, burada şunu söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi ...13 Kasım 1918'de bu gördüğünüz donanmayla beraber 3500 düşman askeri, Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar hepsi İstanbul'a, şehre çıktılar. Tarih 13 Kasım 1918'di. Bu çıkan birliklerin içerisinde Fransızlar da, komutanları Esprey de vardı. Fakat Esprey bu çıkışı kendisi için yeterli görmedi. 8 Şubat 1919'da tekrar Galata rıhtımından atıyla çıkıp Saracani'yi geçerek Beyoğlu'nu kat edip Fransız sefaretine kadar bir gövde gösterisi, bir işgal gösterisi yaptı. Şu gördüğünüz resim işte o 8 Şubat 1919'da yapmış olduğu ve tamamen Türkleri küçük düşürmeye yarayan teşebbüsüdür. Gördüğünüz gibi atının iki tarafında iki tane Afrikalı atı çekmektedir. Çünkü Fransız askerleri böyle lüzumsuz işlerle meşgul edilemez. Fransız komutan sanki Roma'ya giren Sezar gibi İstanbul'a girmiştir. Ve neticede şu gördüğünüz de gene o günlerdeki İstanbul'da bugün Galatasaray Lisesi önündeki boşluktaki düşman askerlerinin bir gösterisini ve gönderde ve ev balkonlarında asılan Yunan bayraklarını görüyorsunuz. Bu ise bugün için hepimizin gördüğümüz zaman tekrar içimizi kanatan bir sahne. İstanbul işgal altındadır. İşgal kuvvetleri komutanı önde, işgal kuvvetleri komutanlarının yanında bir Osmanlı zabiti de Osmanlı'yı temsilen Osmanlı sokaklarında dolaşmakta ve devriye gezmektedirler. Bu ise tamamen içler acısı bir sahne. Anadolu'da işte gördüğünüz en soldaki sırıtan suratıyla Yunanlı subay bir Anadolu köyünde bir Türk kadınını zorla oynatıyorlar. Şimdi bunları niye söyledik? İşte bunlar biraz sonra söyleyeceğimiz bir tanesi Aka Gündüz Kutbay olan şair yazarımızın ortaya çıkmasında en büyük etkendir. Yani biz aslında İstiklal Savaşımızın öncesinde gerçekten bir felaket yaşadık. Fazla uzatmamak için resimleri orada kesiyorum. Ama bunları hatırlamamızda fayda var. Şunu da söyleyeyim ki Japonlardan öğrendiğim çok güzel bir şey var. Her Japon ilkokul talebesi tahsil hayatı boyunca okul idaresi tarafından topluca muhakkak Hiroşima ve Nagasaki'ye götürülüp oradaki Japonların başına gelen yüz binlerce çoluk çocuk atom bombasıyla nasıl öldürüldüklerini ve şehrin nasıl yakıldığını o 10 yaşlarındaki, 9 yaşlarındaki çocuklarına gösterip eğer işte ülkenize sahip çıkmazsanız, eğer okumazsanız, eğer iyi bir Japon olmazsanız başımıza gelecek budur diye gösterildiğini Japonya'da bulunan dostlarımdan öğrenmiştim. Ben de aynen buna katılıyorum. Biraz önceki gösterdiğim sahnelerin ben şu anda genç nüfusumuzun birçoğu tarafından hiçbir zaman görülmediği ve bilinmediğini de biliyorum. Evet, şimdi gelelim Aka Gündüz Kutbay. Yani İstiklal Savaşımız ve sonrasındaki isimsiz kahramanlarımızdan bir tanesi. Aka Gündüz Kutbay 1885 yılında Selanik'e bağlı bir dağ köyünde doğmuştur. Esas adı Enis Avni'dir. Daha sonra Türkçülük düşünceleriyle adını Aka Gündüz yapmıştır. Önce Edirne ve Kuleli askeri liselerinde okumuş ama Harbiye
deyken birinci sınıftan sıhhi sebeplerden dolayı ayrılmak zorunda kalmıştır. Harbokulu da yarım kalan eğitiminden sonra Paris'e gitmiş, Fransa'da bir müddet yaşamıştır. 1910'da İstanbul'da yazı yazmaktadır. Tabii yazılarından dolayı saray tarafından izlenir ve Selanik'e sürgün edilir. Fakat 31 Mart vakasında gönüllü yazıldığı hareket ordusuyla beraber İstanbul'a girer. 16 Mart 1920'de gene işgal kuvvetlerince mimlenmiş olanlardandır ve Meclis-i Mebusan'daki birçok Türk mebusla birlikte 220 kişilik bir kafile halinde Malta'ya sürülürler. Sakarya Zaferi'nden sonra Ankara'nın baskısıyla ve teşebbüsüyle yurda dönebilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yıllarında milletvekilliği de yapmıştır. Aka Gündüz 1958 yılında Ankara'da ölmüştür. Aka Gündüz, bakınız kendisinin az olan resimlerinden bazıları, çok iyi bir hikaye ve roman yazarıdır. Zaten şimdi size vereceğim şu gördüğünüz bazı kitaplarının ön resimleri ama Türk Kalbi 1911 yılında yayınlanmıştır. Türk'ün Kitabı gene 1911, Kurbağacık 1919, Dikmen Yıldızı 1927, Odun Kokusu 28, Hayattan Hikayeler, İki Süngü Arasında, Yıldız, Çapkın Kız, Aysel, Ben Öldürmedim, Onların Romanı, Kokain, Üvey Ana, Üç Kızın Hikayesi, Aşkın Temizi, Çapraz Delikanlı, Zekeriya Sofrası, Mezar Kazıcılar, Gider Ayak, Yayla Kızı, Bebek, Bir Şoförün Gizli Defteri. Nerede kalmıştık? Eğer Aşk, Sansoros, Bir Kızın Masalı, Bu Toprağın Kızları ve bir de şiir kitabı vardır, Bozgun. Yani yayınlanmış İstiklal Savaşı sonrasında, bilhassa 1920'lerden sonra hep İstiklal Savaşı konulu, o günkü Ankara'da, Anadolu'da gördükleri, yaşanmışlıkları ve Türk milletinin yeniden ayağa kaldırıcı, kendisine güç ve kuvvet verici yazılarıyla bu romanlar ve kitaplar yazılmıştır. Ama maalesef bu insanımızın, bu romanlarının hemen hemen hiçbirisini bugünkü kitapçılarımızda göremeyeceksiniz. Evet, gelelim gene bir isimsiz kahraman değil, aslında ismi var da unutulan ve gerekli değer verilmeyen birisine. Enver Behnan Şampolyo. Enver Behnan Şampolyo 1900 doğumludur. 1972'de Ankara'da vefat etmiştir. Bir özelliği daha vardır. 1920'li yıllarda Ankara Lisesi'nde tarih öğretmeniyken rahmetli babamın tarih hocasıdır. Ve kendisinin ismini ben babamdan duydum. Onun üzerine araştırmış ve 80'li yıllarda kitaplarına ulaşmış idim. Annesi Şazimet Hanım, babası Marif Vekaletinden Feyzi Bey'dir. İstanbul Sultaniyesi, İstanbul Muallim Mektebi'nde okumuş ve bitirmiştir. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. Milli Mücadele döneminde Ankara'ya gelerek Kuvayi Milli Hareketi'ne katılmıştır. Şimdi burada kendi kitaplarında o işgal günlerini anlatan iki tane benim de çok üzerimde tesir bıraktığı hatırasını anlatayım. Bunlardan bir tanesi Enver Behnan 18'li yaşlardadır, Beyoğlu'ndadır. Uzaktan bir zayıf, yanakları avutlarına çökmüş bir Osmanlı subayı gelmektedir. Karşıdan da 6-7 kişilik bir Rum genç grubu.
Bu Rum çocukları diyelim, subayın etrafını sararlar. Önce sözlü, elli sataşma, arkasından kendisini hırpalamaya, darp etmeye başlarlar. Hatta belindeki tabancayı zorla alarak tabancasının kabzasıyla subayın dişlerini dökerler. Sahneyi gözünüzde canlandırabiliyorsunuz herhalde. Yardım eden yok mu diye bağırmaktadır subay. Ama o sırada zaten Beyoğlu'nun büyük çoğunluğu akaliyetten Rum, Ermeni ve gibilerden meydana geldiği için ve İstanbul'da işgal altında olduğu için hiç kimse kendisine yardım etmez. Bu işte 18 yaşlarındaki Enver Behnan'da çok çok tesir bırakır. Bir başkası biraz önce söylediğim bu Fransız komutanın, birliklerinin komutanının İstanbul'a ikinci defa girişi. Hatta Enver Behnan'ın kitaplarında komutanın ilk Galata'da karaya çıkarken yere serilmiş bir Türk bayrağını atıyla çiğneyerek çıktığı da yazar. Ben bunu başka kayıtlarda göremedim ama ondan sonrası gördüğünüz gibi bir gösteri yürüyüşüdür. Hatta ve hatta kendisini karşılamaya gelen Osmanlı mızıka takımını da el işaretiyle susturmuştur. Neden? Atımın ürkütüyorsunuz diye. Yani burada tabii trajikomik bir olay var. Osmanlı bandosu bu generali ne akla karşılamak gayretindedir. O da acı bir gerçek. Tarih öğretmeni olarak Enver Behnan Şampolyo dediğim gibi bu hadiseler üzerine kalkıp Ankara'ya gelir. Ve bakın Ankara'da onun görevi Kağan'ı Kolları Komutanlığı'dır. Kağan'ı Kolları Komutanlığı deyince burada şehit Şerife Bacı'yı Çankırı kışlasına 50 adım kala ayakta donarak ölmesi, öldüğünde arkadaki Kağan'ın içerisinde çocuğunun, kundaktaki çocuğunun ağlaması üzerine askerler tarafından çocuğun bulunduğunu ama şu anda onun hiçbir akıbeti hakkında bilgi bilmiyoruz. Fakat Şerife Bacı'nın ayakta sabaha karşı kar fırtınasında ayaktayken donarak öldüğünü, işte bu İnebolu'dan Ankara'ya cephane taşıyan bu kahraman kadınlarımızın komutanlarından bir tanesinde Enver Behnan İstiklal Savaşı sırasında bu görevi yapmıştır. Enver Behnan tarih öğretmeni olarak biraz önce söylediğim gibi babamın da Ankara'da 1920 yıllarda tarih öğretmenliği yanında Konya Lisesi, İstanbul Lisesi, Maltepe Askeri Lisesi, Gedikli Küçük Zabit Okulu, Harp Okulu, Ankara Gazi Lisesi, Vefa Lisesi'nde de tarih öğretmenlikleri yapmıştır. Yeni Gün, Hakimiyet, Milliye, Öğüt, Tanin, Cumhuriyet, Vakit, Cumhuriyet, Telgraf, Yeni Türkiye, İnkılap, Zafer, Babalık ve Akşam gazetelerinde yazılar yazmıştır. Biraz önce söylediğim gibi 1972'ye kadar uzanan geniş bir çalışma hayatı olmuştur. Romanları Ayşim romanı 1934'te yazılmıştır. Lale Devri'nde Şair Nedim Aşkı, Fatih İstanbul Kapıları'nda, Alaz, Milli Mücadele Hatıraları 1934. Şu anda gördüğünüz Kara Günler, biraz önce söylediğim gibi işte onun işgal yıllarını anlatan kitabıdır. Ortadaki Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadele'nin iç alemi, Enver Behnan tarihçi olması, o günlerde genç yaştan itibaren Ankara'da ve İstiklal Mücadelesi'nin içinde olmasından dolayı o günlere ait ilk tarih kitapları, ilk biyografi kitapları onun tarafından çıkartılmıştır. Çok önemlidir. Mustafa Kemal hakkındaki kitabı da bu son baskısı. Tabii ki 1930'larda bu baskıyla veya bu resimle çıkmamış. Attila 1934, Atatürk 1943, Egemenlik Ulusundur, Yayla Gülü 19 Mayıs, Peri Dev Masalları, Gülnar Sultan, Sünnet Düğünü, Şehzade Karabulut, Gelincik Abla, Nar Tanesi, Ergenekon, Atatürk'ün Çocukluk Hayatı, Türk Akınları, Estergon Kalesi, Ali Baba Kırk Aramiler, Türk Efsaneleri, Atatürk'ün Ölümü 10 Kasım 38,
Onun hakkında da kitabı vardır. 57'de çıkmış. Türk masalları Oğuz Han, Atamız, Melihşah, Tuğrul, Selçuk Han, Kılıç Aslan, Dede Korkut masalları, Kılıç Aslan geliyor. Filozof Gökalp hakkında da 1933'te önemli bir kitabı vardır. Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi, Cumhuriyet'in 10. yıl dolayısıyla Ankara'da nasıl kutlandığını anlatan bir kitabı 34'te çıkan. Türk soyadı, Türk adı, Müzeler tarihi, Ziya Gökalp, İnönü, İttihat ve Terakki, Yıldırım ve Prenses Olivera bir romandır bu. Kemal Atatürk ve Milli Mücadele, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat Devri tarihi, Osmanlı İnkılapları, Karagöz'ün tarihi, Karagöz Tekniği, Türk İnkılap tarihi, Hazreti Ali, Türkiye Cumhuriyeti tarihi, Atatürk'ün hayatı 54'te bir daha yayınlanmıştır. Ahlak tarihi, Türk büyükleri, ilk çağ, Osmanlı sultanları, Türk menkibeleri, mezhepler tarihi, şeyde görüyorsunuz ekranda. Kurtuluş Edebiyat Tarihi, İstiklal Savaşı Edebiyat Tarihi, Kırşehir Büyükleri, Mustafa Kemal Paşa ve Milli Mücadele'nin iç alemi, Mustafa Kemal ve 1. Türk Millet Meclisi'nin tarihi gibi böyle 100'e yakın yayınlanmış tarih ve hikaye ve roman kitabı vardır. Enver Behnam ve biraz önce söylediğim gibi Aka Gündüz bu bakımdan önemli. Ve bunlar bizim İstiklal Savaşı'nda bulunmuş, o havayı teneffüs etmiş olan edebiyatçılarımızdır. Tabii ki konularının ağırlığı İstiklal Savaşı'mızla, yaşayan komutanlarımızla, o günkü sosyal problemlerimizle ve milletimizin yapısıyla alakalıdır. Şunu söylememiz lazım. 1453'ten 1918'e 465 sene eder. Bu 465 sene biz İstanbul'u aldıktan sonra İstanbul hep Türklerin elindeydi. Ama o işgali, o kara günleri yaşamamak için gençlerimize, çocuklarımıza tarihimizi öğretmek zorundayız. Öğretiyor muyuz? Hayır. Yeteri kadar öğretmiyoruz. Bakınız Atatürk ki evet, şu gün için tarihi bir şahsiyettir ama artık çok uzaklardan değil, yakın tarihimizden ve son dönem, yani babalarımızın, dedelerimizin en fazla yaşında birisidir. Bakınız, Türk birliği bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk birliğine inanıyorum. Onu görüyorum. Yarının tarihi yeni fasıllarını Türk Birliği ile açacak. Dünya sükununu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türklüğün varlığı bu köhne aleme yeni ufuklar açacak. Güneş ne demek, ufuk ne demek o zaman görülecektir. Bunu söyleyen Mustafa Kemal Atatürk'tür. Artı, bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yakında ne olacağını kimse kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya Macaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilir. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim bu dostluğumuzun idaresinde, bu dostumuzun idaresinde, yani Sovyetlerin o gün için idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprüleri sağlam tutarak, dil bir köprüdür, tarih bir köprüdür, inanç bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekir.
29 Ekim 1933. Saygılarımla ve sevgilerimle. Sundu.